ben bunu dedi plajda giyerim. Elmas teyze ben bir şey söyleyebilir miyim? Sözünüzü kestim pardon ama. Gerçekten annemin böyle plaj elbiseleri var. Ben hatta yazlığa gittiğim zaman böyle hangi birini giysem diye seten böyle bayılarak giyiyorum ya. Seten gerçekten elbiselerin tarzı bu. Tarzını sormuyorum, kumaşını soruyorum. Bunlar bir kumaştır, bir gidilen yere göre. Annem özellikle belirtti mi size İncecik, üzerinizdeki kirli. Bu kumaşı ben hayır, kumaşı giyiyorum demedim. Diye ben hayır, öyle bir şey hayır, görmediğim seten için. Dedi. Hayır, konuştuk orada söylüyor zaten. Ben saten demedim. Ben saten aynı böyle saten dedi. Saten diyeceğini zannetmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada tabii. En gencimiz aslında Şeyma. Evet. Gençler, genç evet. Kızlar diyeyim. Hani daha genç kızsın, 20 yaş çünkü çok küçük bir yaş daha. Evet. Evlensen de. Eminim böyle moda dergilerine bakıyorsundur, yani. Böyle şeyleri izliyorsundur. Evet. Şöyle bir baktığında mesela bir kayınvalidelere yani ne dersin, nasıl bir gözle görürsün onları, kim şık, kim rüküş, kim yaşının kıyafetlerini giymiş? Yani açıkçası bence hepsi yaşının kıyafetini giydi şu an. Annem de öyle, Nurten teyzecim de öyle. Yani bence hepsi yaşının kıyafetini giymiş, sadece tarzları farklı. Siz biraz daha nasıl desem... Takım ciddi, daha biraz daha nasıl desem takım giyiyorsunuz. Siz de biraz daha gösterişli mi diyeyim nasıl desem öyle giyiyorsunuz. Yani hepinizin tarzı farklı. Ben ama, tam kayınvalide tipi giyiyorum. Evet, sonuç olarak yani ama bence hepsinin yaşına göre uygun olduğunu düşünüyorum. Hı, bak bu güzel bir evet. Görüş yani. Ama tabii kendi içimizde tarzları de beğenmediğimiz farklı. Şeyler olabilir. Yani hani ben niye... O biraz daha sade renkler kullanmış. Annem. Ayrıca ben kendim dikiyorum. Yani sevdiğim, beğendiğim şey. Aa bu şapkayı da mı kendiniz yap? Aynı şey. Evet, aynı kumaş. Onun kumaşıyla o. Tabii aa, ki. Şimdi gördüm. Yani kombin yapıyorum. Hani bir şeyi dikmek önemli değil. Onu kombin yapmak önemli. Aynen, ben de ona katılıyorum. Ayakkabısından, yüzüğüne, işte kolyesine, küpesine. Siz bunu askıda gördüğünüzde belki de pijama zannedeceksiniz. Onu bilemezsiniz. Yani herhangi bir askıda gördüğünüzde böyle hani pijama gibi gelebilir. Önemli olan bunu kombin yapıp size nasıl durdu önemli. Onu mu pijama zannederiz biz o kıyafeti? Mesela Onur Bey'e söylüyorum. Askıda gördüğümüzde belki bunu bir pijama zannedebilirsiniz ama gerekli şeylerle kombin edildiğinde çok şık bir kıyafet olabilirdi. Ayrıca bu sene trend, geçtiğimiz seneden bu seneye devam eden bu trend devam ediyor dantellerle. Ben takip ettiğim için biliyorum. Gurme. Modacı. Takip ettiğim için biliyorum ondan ama. Ondan sonra bir de neyi vardı? Bir şey daha vardı. Kim Nurten gurme? Hanım kim? Niye bunlardan rahatsız oluyorsunuz? Dedi ha, gurmeyim dedi. Hani çok emek bildiğimi... trendlerden falan bahsediyor. Modacı olduğunu da öğrendik. Modacıyım demiyorum bakın. Trendi takip ediyorum stilist diyorum. Stilist çiziyor. Stilist yok yok. Hep güzel. Farklı yönlendirmeye, algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ben kınamıyorum. Ben asla modacı değilim. Takip ediyorum. Kendime yakışanı uyduruyorum. Hatta bu şöyle kadar. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Görüntülerimizde varmış bununla ilgili. Kendi çizdiğiniz kıyafetler. Evet kendim bunu dikerken de var. Eğer yönetmenime söyleyeyim varsa bir izleyelim. Az da olsa var mı? Bunu dikerken vardı. Hadi izleyelim o zaman bir görelim. Ona göre bir de yorum yapalım. Tamam. Evet ben süslü bir kadınım. Hatta dışarıda kıyafetleri çok beğenmediğim için böyle alıyorum kumaşlarımı kumaşçıdan, özel kumaşlarımı. Böyle bunları dikiyorum. Tabii ki dikemeyenler beğenmeyecek ve eleştiride bulunacak. Yani marifetli olmak, lady olmak çok başka şeyler. Şimdi bunları dikeceğim ve giyinip geleceğim. Tabii ki şapkamı da takacağım. Vallahi ve bunu bravo. Ben geçen gün diktim. İnanın cumartesi ya da pazar günü diktim. Bravo. Diktim. Başka diktiklerim de var. Hani burada... Onur Bey, aynı zamanda annemin başka alanlarda da yapmış olduğu çalışmalar, faaliyetler var. Bir insan birçok şey... Mesela? Mesela birçok sertifikası var. Kurslara gitmiş, kendini geliştirmiş bir kadın. Harika hani, bir şey. Tabii ki. Burada hiç söz etmedi ama şimdi söz etme ona da bir şey evet, ona da kurtakarlar. O yüzden hiç onlara hangi girmeyelim hangi birisini söz edeyim çünkü? Ben sadece... Size şunu... geldi bu laf. Ama evet. Öyle gerçekten. O yüzden sadece şunu sormak istiyorum ben. Şimdi bir insan... Birçok şeyle ilgili fikir sahibi olabilir. Saygı hepimiz duyarım. Öğrenmeye açığız. Saygı duyarım. Her yaşta ben öğrenmeye açık olmamız gerekiyor ya. Niye siz dikiş dikiyorsunuz? Niye kendiniz hayır, diktiniz demedim. Ki, kıyafetleri birbirimize her yorumluyorduk. Her şeyi biliyor. Modayı da biliyor, gurmeliği de biliyor falan diye hani girdiniz ya. Karşısındaki de diyorum çünkü bilmiyormuş havası yaratıyor Özlemciğim. Ama takip ediyorum bakın açıklıyorum orada. Burada.
Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Ben yapıyorum, sen yapamazsın. Bilmiyorsun demedim. Plaj elbisesi olduğunu söylediği için. Ben dedim ki ben bu tarzda plaja giderken giyiniyorum. Siz giyinin, ben size karışmıyorum. Ben de size karışmıyorum. Hayır, karışıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi size? Hani kimse kimsenin giyimine, kıyafetine... Asla. Yani tabii ki herkes tarzı farklı. Yakışanı giymek zorunda. Ama işte rica yani, ediyorum. Birisiyseniz veya çok zayıfsanız veya orta işte bir vücut tipiniz varsa ona göre giyinmekte fayda var bence. Evet. Ayrıca şunu da hep söyledim Onur Bey. Ben zayıf olsaydım dedim. Burada inanın en minileri bile giyer gelirdim. Ben vücuduma göre giyinmeyi tercih ettiğim için bu şekilde şeyler tercih ediyorum. Disiplini unutmuşum Onur Bey. Şey yani. Yani mini güzel. Bile giyerim dedim. Yani arkadaşlara da söyledim. Benim kilom olduğu için kendim bu şekilde kamufle etmeye çalışıyorum. Güzel görünmeye yani. Çalışıyorum. Elmas Hanım, öyle bir şeyiniz de yok. Hani. Çok teşekkür ederim. Bence bütün kayınvalidelerimiz çok güzel burada. Evet. Onur Bey, benim de dikiş makinem var. Ben de dikiş dikiyorum bu arada. Elmas Hanım kolunu biri kısa, biri uzun olmuş ve dikiş ipleri hala duruyor. Yok canım. Hayır, bence buradan sarktığı için. İpleriniz de duruyor daha. Yani burada iyi ütüleyemedik. O yüzden olabilir. Şunu da şimdi olabilir. Ben çektim. Yani hakkına girmeyeyim de. Evet, şimdi şunu ben biraz çekip uzattım. Kolları çünkü kumaş bitim mesafesi. Hmm. Biri kolu uzun kısa olamaz yani. Vallahi çok kendim... güzel olmuş. Ellerini sağ olun. Çok, çok özür dilerim. Son bir BTR'ye geçeceğim çünkü geçemedim bir türlü. Evet, son kez alayım. Şimdi bizler buraya tabii ki ben saygı duyarım. Gitmiş kurslara falan kendini geliştirmiş ama ben hiçbir zaman olduğum ortamda ben böyleyim, ben öyleyim, ben bunu yaptım, onu yaptım demem. Ben beyaz iş, nakış biliyorum mesela. Hı hı. Sertifikam da var. Ama ben bunu hiç burada söylemeyi, hatta evde de parçalarım var. Hı hı. Söyleme gereği duymadım. Yani bu sürekli işte ben yapıyorum. İşte ben onu da biliyorum ben. Gittim. Ben buna beyaz işi de biliyorum bak, reklamı söylemedim. Reklamı çok seviyor. Reklamlar Elmas Hanım. Hep onu dinliyorum. Ama siz bana buna plaj elbisesi derseniz açıklama yapmak zorunda kalırım ben. Siz mecbur bırakıp da sonra evet. Niye kendinizi savundunuz diyemezsiniz bana. Peki. Şimdi VTR'imize geçeyim. Başka tamam. Sorusu ama sormuyorum. Mutlaka vardır. Ben direkt VTR'ye geçiyorum. Rotenamın bitmez zaten. Efendim Şeyma ve Zeynep maydanoz yüzünden neden gerginlik yaşadı? Dın dın dın. Haydi izleyelim. Ben hayatımda ilk defa maydanozu yıkamadan doğrayan birini görüyorum. Gerçekten çok becerikliymişsin. Topraklı değil yalnız. Ben de sen bana mı koyacaktın? Gördün mü oradaki çamurları bak. Hani sen gerçekten evde yemek yapıyor musun? Evet yapıyorum. Bak canım buradaki çamurları görmüyor musun? Bak her yeri ondan çamur değil yalnız. Sana bunlar... geliyor? Bir dakika. Ya maydanozlarımı geri verir misin Zeynep? Bunlar ne Aysun? Toprak, çamurmuş. Kamera görsün de böyle doğruyormuş. Evde de böyle seviyormuş. Bahçeden alıp direkt Zeynep doğruyormuş. Zeynepciğim bak lahmacunların yol aldı. Sarktı sarktı. Sen benim masamı boş ver. Kendi masana geri dön lütfen. Canım sen önce bir yemek yapmayı öğren de ben ondan sonra buraya gelmeye biliyorum. Cesaret et. Lahmacunum da gayet ondan güzel oldu. Ondan sonra peymadini alıp gelirsin. Cuma günü yol. Hı. Al rahatla. Maydanozları yıkamadan doğrayan buraya gelen tek gelinsin. Sen onları yıkayacaksın. Ay ben şaka ya. Gibi yani. Bunu bir evet şaka gibi Zeynep hadi gül bakalım. Bence. Hayatımda ilk defa ben oradaki maydanozları da yıkadım ve yemeğimi de pişirdim erkenden. Bence bir kontrol etsinler yıkadım. Sen bence bunu kıskandığın için benim masama gelip duruyorsun. Neyini kıskanacağım Şeyma senin? Bilmiyorum onu da sen söyleyeceksin. Bakayım neyini kıskanayım Allah aşkına. Bak bakalım. Maydanozdan nereye geldi? Evet Onur Bey. Kız hiç sen yıkatmadan mı yedin şimdi o lahmacunları bize? Yok yıkadım. Şöyle ben orada yemek yıkadım yapıyorum. Yıkadım hakikaten bak yedik sonradan, o kadar. Evet. Vallahi hepimiz yedik. Evet yıkadım. Onur Bey ben uyarmasaydım emin olun yıkamadan doğrayacak. Şöyle yaparsın. Bir şey. Kızlar da şahitler. Onur Bey yani. Biz maydanozu ikiye ayırdık. Ben diğerini orada bırakmıştım. Sandım ki o öyle onlar hani doğrayacak diye onu düşündüm. Onu da biz söyledik bu arada. Bir dakika konuşuyorum Zeynep. Dinliyorum canım. Evet. Zeynep'in tek derdi ben. Yarışmacı olarak tek konuştuğu insan ben. Başka hiç kimseyle konuşmuyor. Elmas Hanım'ı çok sevmiş ama çok sevmiş. Kıskanıyor. Evet. Devam. Ondan sonra sandım ki yarısını ayırdık ya Onur Bey. Sandım ki diğer yarısı orada kalacak. Ben onu ellemeyeceğim. Siz doğuracaksınız. Dediler ki ayırın kalsın dediler. Diğerini ben yıkadım. Bakabilirsiniz isterseniz izleyebilirsiniz. Diğerini koydum unuttum. Yani siz doğuracaksınız sandım. Unuttum derken. Siz derken ben mi? Yemek yani sandım. Üstüne mi dökülecek zannettim? Ha evet. Sen sandım üstüne dökülecek evet, diye aldım. Tutum atacaklar sandım. Ondan öyle. Sonra... Demetiyle üstüne atacaklar.
Öyle mi zannettin Şeyma? Sana yediğimi yıkadım, bakabilirsin. Şeyma, Demet'iyle lahmacun üstüne batırsın. Atılsa bile onların yıkanması gerekmiyor mu? Yok, lahmacun üstüne Demet'i atılır mı? Diğerini yıkadım. Onu da orada unutmuştum. Dediğim gibi ondan sonra söyledi. Yani hep benim masamda, hep gözleri bende. Başkasının hiç masasına gittiğini görmedim. Hep benim üzerime geliyor Zeynep. Bilmiyorum. Vallahi ben bir de hiç konuyla alakası Zeynep yok ama... Zeynep sana... Konuyla hiç alakası yok ama yemek... Evet. Ne? Editörümüze buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ya bugün lahmacun yapmışız. Neden bir sumaklı soğan koymadınız yanına yani? Evet. Hani harika içine olur. İçine da niye yemedik? Ayran bir da yoktu. Limon. Ayran, ha, ayran da yoktu. Ayran da yoktu. Zeynep. Bu maydanoz yüzünden bayağı güzelliklere kadar gidildi. Ben Şeyma'yı çok kıskanıyorum. Aa. Değil mi? Yani sıklaşacak yer bulamadığım için maydanozlarına sardım. Onur Bey şöyle oldu. Konunun aslı şu. Maydanozların hepsini doğrayacaktık. Yarısını iç harcının içine, diğer yarısını da sunumda kullanmak için yemek editörüne bırakacaktık masamızda. Herkesin vardı. Koyacaktık yani. Dolayısıyla yemek editörümüz onu doğrayacak olsa bile bizim yıkayıp bırakmamız lazım. Neyse Şeyma anlamamış onu. Ben de işim bitmişti. Fark ettim ki o maydanozlar orada duruyor. Dedim ki Şeyma bunların da doğranması lazım. Yine tabii ters dedi bizi. Hatta bizi hepimizi. Bizi derken hepimizi. Çoğun konuşma. Çünkü hepimizi. Kızlar da evet. Ben yalan söylemiyorum. Kızlar da şahit, o yüzden onlara şahit ters demedim. Normal cevaplar veriyorum. Hayır, o doğranmayacak ki, o ayrılacak. Ben öyle düşündüm. Çünkü doğranmayacak sandım. Onu da devam ayırmıştım. Doğranmayacak ki o. Hayır, doğranmayacak. O ayrılacak dediler. Bize dedi ki hayır bak biz doğradık. O da doğranıp üstüne sunum yapılacak. Evet, öyle sandım. Velhasıl aldı otuyla, sapıyla, çöpüyle, kumuyla böyle kıvırdı, koydu masaya, tık tık doğramaya başladı. Ay. Dedim ki Şeyma ne yapıyorsun, onlar yıkanacak, hayır bu kirli değil ki dedi. Kızlara gösterdim, kameraya gösterdim. Yani bildiğiniz, yemin ediyorum üzerinde kum vardı. Sonra bizim benim baskımla yıkadı, o da böyle bir suya tuttu. Dedim ki onları bir ayır, en azından 3-5 tane 3-5 tane yıka, ayrı ayrı yıka dedim yani. Söylediğim şey bu. Ama ben onu çok kıskanıyorum. Söylediği şey o, masama geliyor, işte senin neyini kıskanacağım, tecrüben mi var? Yani söylediği kelimeler kırıcı ama sorsan Zeynep çok samimi bir insan. Evet. Zeynep çok samimi Zeynep, yaklaşıyor. Sen de çok evet. Ben söz almak istiyorum. Mi İçeriden ben de duydum. Söyleyeyim mi ne dediğimi? Gelinimin yaptığı, söylediği kelimeler... Buradaki konuşmamız bittikten sonra buraya geçtim, söylediğim şey...